Kurbanını hazırlayan bir kimsenin kurbanı kesilinceye kadar saç ve tırnaklarını kesemeyeceğine dair hadisi Bakara 196. ayetle birlikte açıklayabilir miyiz? Şimdi Bakara 196 29. sayfada. Evet, 29. sayfa. Şimdi Peygamberimizin geçen hafta okuduğumuz hadisi var biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacca geldiği zaman Medine'den kurbanlarını da getirmiş. Ondan dolayı ihramdan çıkmamıştı. Ben kurban getirmeseydim ihramdan çıkardım dedi. İhramdan çıkmanın şartı da tıraş olmaktır. Diyor ki Peygamber Efendimiz, kimin kurbanı olursa, Zilhicce'ye girdikten sonra kurbanını almış olursa, yani belirlemiş olursa, kurbanı kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesin diyor. Ve şimdi Mehmet Bey de diyor, bu Bakara suresinin 196. ayetiyle ilişkili olabilir mi? Şimdi okuyalım bakalım. Burada haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Estağfirullah. Ve yetimmül hacca vel umrete lillah. Fe in uhsirtum fe mesteysere minel hedi. Mahsur kalırsanız kolayınıza gelen bir hediye gönderirsiniz. Yani yanınızda hediye varsa gönderirsiniz. Mesela Hudeybiye'de hediyeleri olmayan, yanında kurban olmayanlar kurban kesmeden ihramdan çıkmıştır. Ve la tahliku ru'usikum hatta tebluğel hedi mahille. Hatta yebluğel hedi mahille. O hedi, yani o getirdiğiniz, aldığınız kurban, yanınızda bulunan kurban mahilline ulaşıncaya kadar, bu mahil kelimesi kurban kesme yeri olarak da olur, kurban kesme zamanı da olur, yani onun zamanının gelmesi manasına da olur. İşte bu ayeti kerimede de o zamandan önce saçlarınızı kesmeyin diyor. Peygamberimiz de Hudeybiye'de o kurbanları Mekke'de kesmek üzere gelmişlerdi. Zaten şeyin Hac suresinin 28. ayetinde de öyle ifade ediliyor. Ama oraya varamadılar, gönderemediler. Zaten Fetih suresinde de belirtiliyor o husus. Peygamberimiz kurbanını kesti, saçını tıraş etti arkasından ve ihramdan çıktı. Diğer Müslümanlar da onu gördüler ve bunu yaptılar. Dolayısıyla bu ayeti kerime de yanında kurbanı olan kimselerin kurban kesmeden tıraş olmamalarında, yani saçlarını ve tırnaklarını kesmemeden, saçlarını zaten açıkça söylüyor, tırnaklarını da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmiş oluyor. Kesmemelerini de gösteriyor. Yani tekrar söyleyelim, Peygamberimiz bir söz söylediyse o söz kesinlikle Kur'an-ı Kerim'den çıkmıştır ama onu hemen göremeyebilirsiniz. Hepsi böyle açık olmaz. Evet.